Merhaba arkadaşlar. Ben Profesör Doktor Hüseyin Günerhan. Termodinamik Kolaydır kanalına hoş geldiniz. Tekstil mühendisliği bölümü için hazırladığım akışkanlar mekaniği dersine devam edelim. Üçüncü bölümümüzün konusunu akışkanların özellikleri kapsamında viskozitenin ve kayma gerilmesinin önemi oluşturmaktadır. Viskozite akışkanların önemli bir özelliğidir. Mü harfiyle gösterilir. Birimi de Pascal çarpı saniyedir. Sıvıların akmaya karşı gösterdikleri direnç olarak tanımlayabiliriz viskoziteyi. Örneğin burada çeşitli sıvılar var gördüğünüz gibi borular içinde ve baştaki sıvı akmaya karşı diğerlerine göre daha az bir direnç gösteriyor ama sondaki sıvı akmaya karşı büyük bir direnç gösteriyor. Bu akışkanın iç yapılarına bağlı olarak yani viskozite değerlerine bağlı olarak akmaya karşı gösterdikleri direnç de farklı oluyor. Bu durum biz mühendisler için önemlidir. Özellikle çeşitli makinelerde kullanacağımız yağları seçerken viskozitelerine göre seçeriz. Bize hangi viskozite değerinde yağ lazımsa onu seçmemiz gerekiyor. Bunun dışında bal örneği de önemli bir viskozite örneğidir. Bal da akmaya karşı direnç gösterir. Kaymama koşulunu öğrenmiştik arkadaşlar. Kaymama koşuluna ve sınır tabakanın oluşmasına yol açan akışkan özelliğine biz viskozite diyoruz. Viskoziteyi dinamik viskozite ve kinematik viskozite diye ikiye ayırıyoruz. Dinamik viskoziteye de kısaca viskozite diyoruz. Mü ile gösteriyoruz. Yani dinamik viskozite veya viskozite dediğimiz şeyin karşılığı mü'dür. Mü'nün birimi de Pascal çarpı saniyedir. Pascal'ın birimini bildiğiniz gibi Newton bölü metre kare olarak alabiliriz. Newton kilogram metre bölü saniye kare ise ve gerekli düzenlemeleri yaparsak Pascal çarpı saniyeyi biz kilogram bölü metre saniye olarak da yazabiliriz. Evet, dinamik viskozite ile kayma gerilmesi ilişkilidir. Bunu eşitlik haline getirdiğimizde to eşittir mü çarpı dv bölü dy olarak yazabiliyoruz. Bunun ayrıntısı ders notlarında var arkadaşlar. Burada anlatmayacağım. Yazılı ders notlarına bakmanız gerekiyor. Mü'nün fiziksel tanımı nedir viskozitenin? Kayma gerilmesinin kayma deformasyonuna oranı. Yani to'nun V bölü Y'ye yani DV bölü DY'ye oranı, hız değişimine oranıdır. Bu çerçevede kütle akışını veya akımını inceleyelim arkadaşlar. Evet, viskozite ve kayma gerilmesini ele alıyoruz. İlk inceleyeceğimiz durum kütle akışı yani doğrusal hız dağılımına sahip bir akış. Bunun için iki tane levha alacağız. Alttaki levha sabit dursun, hızı sıfır olsun. Üstteki levha büyük V hızında hareket etsin, hareketli olsun. Arada da gerçek akışkan yani sürtünmeli akış veya akışkan bulunsun. Aradaki sürtünmeli akışkan sabit levhanın üzerine yapışır, hızı 0 olur. Hareketli levhanın üzerine yapışır, hızı V olur ve arada bir hız dağılımı gerçekleşir. Bu hız dağılımını doğrusal alalım. Gerçekte hiperbolik veya parabolik bir hız dağılımını ile karşılaşıyoruz. Ama bazı durumlarda kütle akışında olduğu gibi aradaki hız dağılımını doğrusal alabiliriz. Bunun açıklamasını biraz sonra yine yapacağız. Buradaki küçük u değişken hızı göstersin. Küçük u eşittir u y yazmışız. Yani y'ye bağlı olarak hız değişiyor. Sınır şartları da var. Y eşittir 0 ve y eşittir h olmak üzere. Gördüğünüz gibi aradaki yükseklik h kadar. Doğrusal hız dağılımını biz u eşittir a artı by olarak arayacağız. Matematikte doğrusal hız dağılımı için yazabileceğimiz eşitlik bu. Sınır şartları var dedik. Bu sınır şartlarına göre u eşittir a artı by'yi çözeceğiz. Yani a artı by'yi tayin edeceğiz. Y eşittir 0 metre için u eşittir 0 metre bölü saniye demişiz. Yani y eşittir 0'da şu yüzeyde akışkan buraya yapışıyor zaten. Hızı 0 oluyor. Tamam. Y eşittir h'de küçük u eşittir büyük V demişiz. Yukarıda iç yüzeyde akışkan yine bu yüzeye yapışıyor. Hızı büyük V kadar oluyor. Yanlarına da gerekli açıklamaları yazmışız. Sabit levha üzerinde yüzeye yapışan akışkan hızı sıfırdır. Hareketli levhanın iç yüzeyine yapışan akışkan hızı V kadardır. Tamam. O zaman eşitliğimiz u eşittir a artı by ise ve burada sınır şartları varsa bu sınır şartlarını bu denkleme yerleştirelim. Önce y yerine 0 koyalım, u yerine 0 koyalım. O zaman şu eşitlikten gördüğünüz gibi a 0 çıkıyor. Birimi de metre bölü saniye. Her şeyin birimi var.
Demek ki biz bu kütle akışı için A'yı 0 alacağız. İkinci sınır şartına bakalım. U eşittir A artı B'ye eşitliğinde Y yerine H, U yerine büyük V'yi yerleştirelim. A 0'dı. O zaman buradan B büyük V bölü H olarak elde ediliyor. Birimi 1 bölü saniye veya saniye üzeri eksi 1. Her şeyin birimini de yanına yazacağız. U eşittir A artı B'ye eşitliğini çözmüş olduk arkadaşlar. Çünkü A'yı 0 bulduk, B'yi V bölü H bulduk. Yerleştirirsek U eşittir V bölü H çarpı Y. Hız dağılımı kütle akışı için doğrusa hız dağılımı bu. Kontrol edelim. Y eşittir 0 için U eşittir 0 oluyor mu? Oluyor. Tamam. Y eşittir H için buradan H'ler gider. U eşittir V oluyor mu? Oluyor. Tamam. Arkadaşlar kaymak eğrilmesini biz TO eşittir mü çarpı DU bölü DY olarak alacağız dedik. Ve Newton tipi akışkanlar için bu eşitliği kullanırız dedik. Newton tipi akışkanları da biraz sonra açıklayacağım. Ama Newton tipi akışkanlar için TO eşittir mü çarpı DU bölü DY eşitliğini kullanırız. Bu eşitliğin çıkartılması da biraz önce söylediğim gibi yazılı ders notunda var. Kaymak eğrilmesini bu yüzeyler için hesaplayacağız. Ve onun için bize du bölü dy lazım. Yani u'nun y'ye göre değişimi türevi lazım. Elimizde basit bir u eşitliği var. V bölü h ikisi de sabit çarpı y değişkeni. Y'ye göre türev alırsan zaten burası v bölü h olur. Yani du bölü dy y yerine v bölü h'yi yazabiliriz. O zaman kütle akışı için hız dağılımının sabit olduğu akış için kayma gerilmesi basitçe mü çarpı v çarpı h. V ne? Üstteki levhanın hızı. H ne? İki levha arasındaki uzaklık. Mü, aradaki akışkanın dinamik viskositesi. Bu tablolardan alınacak. Bunların çarpımından TOW'yu kayma gerilmesini elde ediyoruz. Biz mühendisler için bu kayma gerilmesinin değeri önemli. Buradan arkadaşlar kayma kuvvetine geçeceğiz. Evet, şurada kayma kuvveti. Kuvvet F, TOW çarpı A. Yani bu TOW'un birimi ne? Pascal. Şuraya yazmışız. Pascal ne? Newton bölü metrekare. Onu metrekare ile çarptığımızda Newton birimine ulaşıyoruz. Biz mühendisler için bu kayma kuvvetinin değeri önemli. F değeri önemli. TOW çarpı A'dan ulaşıyoruz. Evet, buraya bir özet geçmişiz. Newton tipi akışkanlar için TOW mü çarpı DU bölü DY olur. Kütle akımı için TOW mü çarpı V bölü H olur demişiz. Buradan kayma kuvvetini de bu şekilde yazmışız. Siz kayma gerilmesi eşitliğini, kütle akımı eşitliğini, kayma kuvvetini iyi bilmek zorundasınız. Kütle akımı için kayma kuvveti, TOW yerine mü çarpı V bölü H'yi koyup onu da A ile çarparsak şu şekilde elde edilir Newton biriminde. Buradaki A da önemli arkadaşlar. Akışkanın temas halinde olduğu yüzey alanı. Akışkanın yani süpürdüğü veya temas ettiği yüzey alanı. Evet, kütle akışını ele aldık ve aradaki hız dağılımını doğrusal kabul edebiliriz dedik. Ne zaman? Arkadaşlar, bu örnekte onu açıklayalım. Bakın, bir hareketsiz silindir var, metalik malzeme. İçeride yine bir metalik malzeme var, silindir olarak hareketli dönüyor. Biri sabit, biri dönüyorsa bu ikisi birbirine sürtündüğü an aşınma olur. Aşınmayı önlemek için araya yağ konur. Makine yağı konur veya çeşitli yağlardan yararlanılır. Bu araya koyduğumuz yağ, bu iki metalik malzemenin biri sabit biri döndüğü için aşınmasını bir miktar önler. Ve aradaki uzaklık çok azdır. Bakın gördüğünüz gibi 0.04 milim. İki metalik malzemenin arasına yağ elemanını koyduk. Aradaki kalınlık da 0.04 milim kadar az. Şuradaki hız dağılımını inceliyoruz o çerçevede. Bu dönüyor, bu sabit. Arada yağ var. O yüzden yağda kayma gerilmeleri oluşacak. İşte burayı büyütürsek arkadaşlar biz burayı iki levha arasındaki akışkan olarak modelleyebiliriz. Bir, ikincisi aradaki uzaklık çok düşük olduğu için hız dağılımını doğrusal alabiliriz. Üçüncüsü bunun da adını kütle akışı olarak koyabiliriz. Evet, aradaki uzaklık çok az ise hız dağılımını doğrusal kabul edeceğiz. Çözümlemeyi de ona göre yapacağız. Bir mühendislik problemi, her zaman karşılaşacağımız bir mühendislik problemi olarak kütle akışının öneminden bu şekilde bahsedebiliriz. Yine ayrıntısı yazılı ders notlarında var.
Newton tipi akışkanlarla çalışacağız dedik arkadaşlar. Biz tekstil mühendisliğinde Newton tipi akışkanlarla çalışacağız. Newton tipi akışkan demek, tau eşittir mü çarpı du bölü dy doğrusal eşitliğini kullanabilirsin demek. Bir Newton tipi akışkanın şekil değiştirme hızı, deformasyon hızı, kayma gerilmesiyle doğru orantılıdır. Yani tau eşittir mü çarpı du bölü dy doğrusal bir eşitlik ve buradaki orantı sabiti de viskozitedir. Biz arkadaşlar akışkanlar mekaniğinde, tekstil mühendisliğinde havayla, suyla, yağla çalışacağız daha çok. Ve bu üç akışkanın özelliği de Newton tipi akışkana uyuyor. Çünkü bakın, buraya kayma gerilmesini tau'yu, buraya da deformasyon hızını du bölü dy'yi yerleştirirsek, her bir akışkanın özelliği sıfırdan başlıyor. Şuradan başlıyor, bu çok önemli. Sıfırdan başlayacak Newton tipi akışkanlar ve doğrusal olarak gidecek. Örneğin su doğrusal olarak gidiyor. Bu doğrusal değişim tau eşittir mü çarpı du bölü dy ile ilişkilendirilir. Yağ da öyle, bakın doğrusal olarak gidiyor, sıfırdan başlıyor. Bunun eğimi, orantı sabiti, yani A'la B'yi ele alırsak viskozite olarak karşımıza çıkıyor. Hava da öyle. Sonuçta üçü birbirinden farklı. Tabii ki viskoziteleri farklı, ona göre bir karakter gösterecek ama ortak özellikleri doğrusal olmaları ve sıfır noktasından başlamaları. Evet, sizlerle Newton tipi akışkanları göz önüne alarak çalışacağız. Newton tipi akışkanları arkadaşlar bazı kitaplarda Newtonian de denir. Newton tipi olmayanlara ise non-Newtonian denir. Non-Newtonian akışkanlarla daha çok kimya mühendisleri çalışıyorlar. Örneğin ideal Bingham plastiği, kil, termoplastikler bu gruba giriyor. Dilatant dedikleri sulu nişasta, pseudoplastik dedikleri boya, gördüğünüz gibi daha çok kimya mühendisliğine giriyor. Non-Newtonian akışkanlar. Non-Newtonian akışkanlar nedir? Örneğin şu. Gördüğünüz gibi doğrusal gidiyor ama sıfırdan başlamıyor. Mesela plastik sıfırdan başlıyor ama eğrisel gidiyor. Dilatant dedikleri tür yine doğrusal gitmiyor. Diğeri de öyle. Arada bir Newtonian'ı yerleştirmişiz. O doğrusal gidiyor. Bu Newtonian, Newton tipi. Diğerleri Newton tipi olmayan. Ne fark ediyor? Newtonian akışkanlarda tau eşittir mü çarpı du bölü dy'yi kullanabiliyoruz. Non-Newtonian akışkanlarda bu eşitlik biraz değişiyor. Ama onu biz göz önüne şu anda almayacağız. Tekstil mühendisliğinde göz önüne almayacağız. Newtonian akışkanlarla çalışacağımızı bilelim. Evet, viskoziteyi ele aldık. Tabii ki kayma gerilmeleriyle ilişkilendirdik. Ve bir yüzey üzerindeki akışkan akımında doğrusal hız dağılımı veya parabolik hız dağılımı veya hiperbolik hız dağılımı olabilir dedik. Ona göre problemleri ele alacağız dedik. Sınır tabak içindeki hız dağılımı demişiz. Arkadaşlar ilk derslerde yine sınır tabaka kavramından söz etmiştik. Tabii ki şimdi üçüncü dersteyiz. Bütün dersleri birbiriyle bağlantılı olarak bilmek durumundayız. Gelelim kinematik viskoziteye. Aralarında fazla bir fark yok esasında. Kinematik viskozite, dinamik viskozite bölü yoğunluk. Hani yoğun, dinamik viskoziteyi veya viskoziteyi yoğunluğa böldüğümüz an kinematik viskoziteyle karşılaşıyoruz. Dinamik viskozitenin birimi kilogram metre bölü saniye. Pardon, kilogram bölü metre saniye. Yanlış söylemeyelim. Kilogram bölü metre saniye. Yoğunluğun birimi kilogram bölü metre küp. O zaman metre kare bölü saniye kinematik viskozitenin birimi olacak. İkisi de önemli arkadaşlar. Gerektiğinde ikisini de kullanacağız. Arkadaşlar kinematik viskoziteyi ilerleyen derslerde daha çok kullanacağız. Ve bunun yanında tabii ki dinamik viskoziteyi de kullanacağız. Dinamik ve kinematik viskozite basıncın ve sıcaklığın fonksiyonu. Yine bu dersin başında söylemiştik. İkisi de basınç ve sıcaklığın fonksiyonu. Sıvılarda genellikle sıcaklığın fonksiyonu, ona göre tablolardan seçiyoruz. Evet, kinematik viskozite örneğine sıra gelmiş. Bir yağın kinematik viskozitesi 1.25 çarpı 10 üzeri eksi 4 metrekare bölü saniye ve bağıl yoğunluğu 0.80 değerindedir. Yağın yoğunluğunu kilogram bölü metreküp olarak, özgül hacmini metreküp bölü kilogram olarak ve dinamik viskozitesini kilogram bölü metre saniye olarak hesaplayınız. Adım adım yapalım. Arkadaşlar bu sorular yine sizin elinizde var. Videoyu bildiğiniz gibi
yazılı bilgilerle beraber izlemekte büyük yarar vardır. Ona göre notlarınızı alırsınız. Kinematik viskoziteyi nü ile gösteriyoruz arkadaşlar ve 1.25 çarpı 10 üzeri eksi 4 metrekare bölü saniye olarak verilmiş. Bağıl yoğunluk verilmiş, onu rho b veya by olarak gösterebiliyoruz. 0.80 olarak verilmiş. Biz önce yağın yoğunluğunu bulalım. Bağıl yoğunluk eşitliğinden yararlanacağız. Bağıl yoğunluk nedir? Gerçek yoğunluk bölü 4 derece santigrattaki suyun yoğunluğu. Bizim paydadaki değer her zaman 1000 kilogram bölü metreküp olacak. Paydaki rho ise gerçek yoğunluk olacak. Bağıl yoğunluk verilince bu eşitlikten yararlanarak rho'yu buluruz. Rho eşittir 1000 kilogram bölü metreküp çarpı bağıl yoğunluk. Bağıl yoğunluk 0.8 ise 1000 çarpı 0.8 800 kilogram bölü metreküp yağın yoğunluğu çıkıyor. Zaten ilk şıkta da yağın yoğunluğunu istiyordu. Tamam. Gelelim özgül hacme. Yoğunlukla özgül hacmin çarpımı 1'dir. Birbirinin tersidir demiştik. O zaman özgül hacmi biz 1 bölü rho olarak yazabiliriz. Yani 1 bölü 800 kilogram bölü metreküp. Bu da eşittir 1.25 çarpı 10 üzeri eksi 3 metreküp bölü kilogram. Yağın özgül hacmi. Evet, gelelim kinematik viskozite eşitliğine. Kinematik viskozite dinamik viskozite bölü yoğunluk idi. Buradan dinamik viskoziteyi tek başına bırakırsak kinematik viskozite çarpı yoğunluk. Evet, kinematik viskozite 1.25 çarpı 10 üzeri eksi 4 metrekare bölü saniye verilmiş. Yoğunluğu da biz 800 kilogram bölü metreküp olarak bulduk. Bunları çarptığımızda dinamik viskozitenin değeri 0.1 kilogram bölü metre saniye çıkıyor. Yağın dinamik viskozitesi veya kısaca yağın viskozitesi. Arkadaşlar, bütün burada anlattıklarımızı artık çok iyi bilmek durumundasınız. İleride daha da kapsamlı sorularda bunları hızlıca geçeceğiz. Bunları biliyorsunuz, kabul edeceğiz. Yorumlar da önemli. Mü dinamik ya da mutlak viskoziteyi göstermektedir. Bakın, bazı kitaplarda da viskozite, dinamik viskozite ya da mutlak viskozite deniyor. Yani 3 tane adı var. Dinamik viskozitenin birimi Pascal saniye veya kilogram bölü metre saniye veya Newton saniye bölü metre kare olarak yazılabilir. Arkadaşlar, hepsi aynı şeyi gösteriyor. Zaten birim analizi yaparsan Newton saniye bölü metre kare ile Pascal saniyenin birim analizini yaparsan kilogram bölü metre saniye ulaşıyorsun zaten. Yani değişik birimleri görürsen hemen birim analizi yapacaksın. Ulaşacağın sonuç kilogram bölü metre saniye olacak. Dinamik viskozitenin yoğunluğa oranı kinematik viskozite olarak isimlendirilir. Kinematik viskozitenin birimi ise metre kare bölü saniye olarak yazılır demişiz. Bunlar önemli temel bilgiler. Arkadaşlar, bu derste viskoziteyi ve kayma gerilmesini gördük. Öneminden bahsettik. Biraz sonra bir örnek daha çözeceğiz. Ama şimdi öğrendiklerimize nazaran hemen bir kavram sorularını ele alalım. Viskozite nedir? Dinamik viskozite nedir? Kinematik viskozite nedir? Biz viskoziteyi dinamik viskozite olarak isimlendirebiliyoruz. Mutlak viskozite olarak isimlendirebiliyoruz. Ama kinematik viskozite bunlardan ayrılıyor. O zaman dinamik viskozite veya viskozite nedir? Kayma gerilmesinin kayma deformasyonuna oranıdır mü. Tau'la ilişkilidir. Kayma gerilmesiyle tau eşittir mü çarpı dv bölü dy. Kinematik viskozite ise dinamik viskozitenin yoğunluğa oranıdır. Cevaplarımız bu şekilde olacak. Birimler de istenirse mü'nün birimi kilogram bölü metre saniye. Kinematik viskozite mü'nün birimi ise metre kare bölü saniye olacak. Newton tipi akışkan ne demektir? Öğrendik. Bir Newton tipi akışkanın şekil değiştirme hızı kayma gerilmesiyle doğru orantılıdır ve orantı sabiti viskozitedir. Tau eşittir mü çarpı du bölü dy eşitliğini sağlayan akışkanlara biz Newton tipi akışkan diyoruz. Biri su, diğeri yağ ile dolu iki özdeş kabın içerisine bırakılan özdeş iki cam bileden hangisi daha önce kap tavanına ulaşır, neden? Arkadaşlar, soruları okuduktan sonra durdurun, olmazsa bir cevabını verin, ondan sonra buradaki cevaba bakın. Evet, bunun cevabını vereyim. Biri su, diğeri yağ ile dolu iki özdeş kabın içerisine bırakılan özdeş iki cam bileden hangisi daha önce kap tabanına ulaşır?
Bu sorunun cevabına verebilmek için cevabını suyun ve yağın viskozitesine tablodan bakacağız. Ama ben biliyorum ki suyun viskozitesi yağdan düşük olduğundan dolayı cam bilye, suyun içindeki cam bilye önce tabana ulaşır. Yani viskozite değeriyle, yani katı yüzeyle akışkan arasındaki sürtünmeyle direkt ilişkili bu. Onu da viskozite ortaya koyuyor. Su da daha çabuk dibe ulaşacak. Ama siz yine de viskozitelerini kontrol edin, karşılaştırın. Belki ben hatalı cevap veriyorum. En güzeli tabloya bakmak. Evet, yine güzel örneklerimiz var. Gelelim şimdi artık hem daha kapsamlı mühendislik sorularına hem sınav sorularına. Bir plaka ve sabit bir yüzey arasında bulunan Newton tipi akışkanın, bakın Newton tipi, yani TOE eşittir mu çarpı DU bölü DE'yi kullanacağız. Newton tipi akışkanın ince filmi için hız profili, yani şu aradaki akışkanın şu hız profili, bak parabolik olarak verilmiş. Hız profili U eşittir 10Y eksi 0,25Y kare. Milimetre bölü saniye olarak verilmiştir. Birimi de verilmiş. Tamam. Birimi verilmek zorunda zaten. Bu hareketi sağlamak üzere plakaya uygulanması gereken P kuvvetini Newton olarak hesaplayınız. Arkadaşlar, kuvvete geçmek için önce tabii ki kayma gerilmesini hesaplayacağız. Sabit yüzeydeki kayma gerilmesini Pascal olarak bulunuz. Bakın, bu sabit yüzeydeki kayma gerilmesini istiyor. Plakanın akışkan ile temas eden yüzey alanı 5000 mm² ve dinamik viskozitesi 0,532 Newton saniye metrekare değerindedir. Bakın, birimi de burada Newton saniye metrekare vermiş. Arkadaşlar, bu dinamik viskoziteyi vermiş ama akışkanın adını ve sıcaklığını verirse biz bu değeri tablodan alacağız. Tabloları da çalışın. Biraz önceki soruda da söyledim. Suyun ve yağın viskozitesine bakın. Sıcaklığa göre değişiyor. Evet, sorumuz bu. Şekli önce inceleyelim. Aşağıdaki levha sabit, üstteki hareketli, P kuvvetiyle çekiliyor. Buradaki bak maksimum hız verilmiş 36 milim bölü saniye. Sonuçta şuradaki hız 0, 0 ile 36 arasında milim metre bölü saniye değerinde değişiyor ve parabolik bir değişim var. Hız dağılımı U parabolik. Aradaki uzaklık 4 milim olarak verilmiş. Milim diyorum kısaca, tabii ki milimetre. Ve Y değişkenine göre incelememizi yapacağız. Tamam. Soruyu da güzelce arkadaşlar incelememiz, analiz etmemiz gerekiyor. U eşittir 10Y eksi 0,25Y kare olarak hız dağılımı verilmiş. Bakıyoruz doğrusal değil, parabolik. Tamam, ona göre davranacağız. Birimi de önemli, yanına yazdık. Kayma gerilmesini kullanacağız. Kayma gerilmesi içinde DU bölü DY var. Hemen türevi alalım. U hızını belirledi isek, ki burada direkt olarak bize verilmiş. U'nun y'ye göre türevi. 10 çarpı y'nin üzerinde 1 var. O zaman 1 buraya geliyor. 1 çarpı y üzeri 1 eksi 1. Eksi 0,25. Y karenin türevi 2 y üzeri 2 eksi 1. Bu çerçevede 10 eksi 0,5 y olarak elde ediyoruz. Yanına hemen birimini yazacaksın. Bunun birimi U'nun y'ye oranı. Yani U nedir? Metre bölü saniye. Y nedir? Metre. O zaman 1 bölü saniye çıkıyor. Hızın y'ye göre değişimi 10-0,5y. Hareketli üst yüzeydeki kayma gerilmesi. Arkadaşlar, soruda hareketli veya hareketsizdeki kayma gerilmelerini soruyor ama ben ikisini de hesapladım. Görelim. Hareketli, yani üst yüzeydeki kayma gerilmesi y eşittir 4 milim için TOE eşittir mu çarpı DU bölü DY'den hesaplanacak Newton tipi akışkan için. TOE eşittir mu çarpı du bölü dy. Mu nedir? Verilmiş 0,532 Newton saniye bölü metrekare. Yerleştirdik. Du bölü dy'yi biz hallettik. 10-0,5y. Gördüğünüz gibi birimi 1 bölü saniye arkadaşlar. Bu birimle şu birimi çarptığımızda zaten biz Pascal'ı Newton bölü metrekare elde ediyoruz. O zaman 10-0,5 çarpı 4 milimi buraya yerleştireceğiz. Çünkü bu eşitlik milim cinsinden çıkartıldı. Ama hepsinin toplam eşitliği, yani bu eşitliğe karşı gelen birim 1 bölü saniye olduğu için içerisini şurayı 4 milim olarak bırakacağız. Tamam. Onu incelersiniz matematik olarak. Buradan TO 4,26 Pascal çıkıyor. Hareketli yüzeydeki kayma gerilmesi 4,26 Pascal. Hareketsiz yüzeydeki kayma gerilmesine bakalım.
Bu sefer y eşittir 0 milim için. Eşitliğimiz 10 eksi 0,5 çarpı y idi şurada. Y yerine 0 koyarsak burası gidiyor ama 10 kalıyor. Demek ki 10 ile biz 0,532 Newton saniye metre kareyi çarpacağız. Bunun birimi de saniye üzeri eksi 1 ve hareketsiz alt yüzeydeki kayma gerilmesi 5,32 Pascal çıkıyor. Evet, bu parabolik değişime göre toğunun değerleri hareketli ve hareketsiz de bu şekilde yer aldı. Bizde 3 levhadaki, ben burada 3 levhadaki P kuvvetini de hesaplamışım, tamam. 3 levhadaki P kuvveti, zaten başka yerde o P kuvveti yok. Burada var. Demek ki buraya hesaplayacağız. Yani aşağıda bir hareketsiz olduğu için herhangi bir kuvvet yok. Tamam. Tau 3 çarpı A. A'yı 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 metrekare olarak vermiş. Bunu milim metrekareyi metrekareye burada çevireceğiz tabii ki. Pascal çarpı metrekare Newton'u verecek. 4,26 bulmuştuk üst levha için. Onu 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 ile çarparsak küçük bir değer 0,0213 Newton olarak P kuvveti karşımıza çıkıyor. Evet, soruyu bu şekilde halletmiş olduk. Evet. Arkadaşlar, bu dersi de bitirmiş olduk. 4. derste görüşmek üzere.